Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi başlıyor. Yusuf Fenerci, hoş geldin yayınıma. Günaydın. Günaydınlar. Bugün türkü kokan bir program yapacağız değil mi? Çok kıymetli sevgili izleyenler, birbirinden kıymetli, birbirinden değerli bugün konuklarım var. Yusuf Fenerci bomba gibi bir albümüyle geldi. Bugün türkü diyeceğiz, fantazi diyeceğiz. Oyun havası oyun var, havası Kelkit diyeceğiz. Vadisi'nin çok güzel oranları var. Kelkit Vadisi. Kelkit Vadisi. Evet. Zaten Yusuf Bey... Senin duyurularını yaparken Face'de ve Twitter'da sayfalarımda duyurularını yaparken yarınki sanatçı konuğum diye orada bir resim var. Kelkit Vadisi'nde işte coşturacak böyle bir resim ya. Evet, evet. Böyle bir resmin üzerindeydi daha doğrusu. Onu aldım yapıştırdım Face'de. Çok güzel. O resmi aldım. İyi zaten yapmış mıyım? Mesajlardan belli olacak biraz sonra. Değil mi? Ne öncelikle kadar güzel. Öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sizin gibi değerli isimler, kıymetli isimler, sevgili izleyenler, Ozanların en kıymetlisi, en değerlisi Sivas Ozanımız, evet İsa Koç bizlerle birlikte. Ben teşekkür ederim ki Yusuf Fenerci bu saatte, sabahın bu saatinde benimle birlikte olduğunuz için, kahvaltı masamda yer aldığınız güzel, için değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Böyle seni şöyle yerine alayım. Zaten teşekkür. Gerçekten bugün hakikaten... Ozan tadında,
hakikaten türkü tadında bir program olacak. Ben de ona göre şöyle bir ciddiyetim olsun, ciddiyet katalım diye şöyle bir ceket giydim. Asalettin getiriyoruz zaten. Bir, değil mi? Bugün Türkiye'ye doyacağız. Türkülere doyacağız bugün. Ekin TV ekranlarından herkese günaydınlar. İzleyenlerimize de bir günaydın diyelim. Değil mi hocam? Günaydın. Günaydınlar efendim. Mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar Amin olsun. Amin yarabbim. Bomba gibi bir program sizleri bekliyor. Yusuf Fenerci, Türk Halk Müziği'nin beyefendi sesi. Hakikaten yolunda zikzak yapmayan, gerçekten sanatını icra eden bir beyefendi, bir sanatçımız. Türkiye için gerçekten değerli bir isimsin. Önemli bir isimsin. Yanımda zaten Ozan İsa Koç bizlerle birlikte. Sevgili çok kıymetli sanatçıların babası, değil mi? Cansu Koç'un, Ahmet Koç'un babası. Ne kadar güzel ki çocuklarına da hocam doğru bir yolda onlara hocalık ettin. Sağ ol canım benim. Sen sanata gönül verdin, yıllarını verdin, emeğini verdin, değil mi? Emekler verdin. Senin çocukların da o yolda ilerliyorlar. Türk sizler de o kadar kıymetlisiniz en az. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çizgi bozulmazsa, değil mi? Babadan sonra gelen nesil de onu takip edecektir. Değil mi? Kesinlikle. Yani bugün benim de iki tane oğlum arkamda. Allah bağışlasın. Senin tabii. O şu an konservatuvar okuyor. Ne kadar güzel. İşin akademik kısmında da yer alıyor değil mi? Hani sadece alaylı olarak başlamıyor. Kadir, Yunus Emre'de Emi Klavye, Asma Davul. O da çok başarılı klavye, harika. Resmen hakikaten Allah o parmakları böyle klavye çalsın diye, org çalsın diye yaratmış. Hakikaten çok güzel. Sevgili izleyenler, dediğim gibi çok kıymetli, birbirinden değerli iki konuğumla birlikteyim. Türküler isteyebilirsiniz. Değil mi hocam? Kıyafetlerinizin başımızla değerlendirmesi beraber yapılabilir mi? Sevgili izleyenlerim, Ekin TV izleyenleri çünkü konuklarımın kıyafetlerini de değerlendiriyorlar. Beni de değerlendiriyorlar. Yapabilirler mi? Müsaadeniz var mı? Tabii. Peki, haydi bakalım. Bunun için ne yapıyoruz? Türkülerimiz için, istek türkülerimiz için ne yapıyoruz? Büyük harflerle Ekin yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı, elimizi ve telefon numaramızı yazdıktan sonra 39-29'a gönderiyoruz. Evet, şöyle bir kahvaltı masamın sizlerden değerlendirmesini alayım. Şöyle bir yakından çekelim kameraman arkadaşım. Vallahi çok güzel. Gökhan Et ve Tavuk Pazarı kahvaltı sponsorum. Gökhan Et ve Tavuk Pazarı'na sevgilerimizi gönderiyoruz. Gökhan Ferhan Akal'ın şarküterisine adresini de hemen hatırlatalım. Telefon numaralarını da hatırlatalım. Deniz Köşkler Mahallesi, Gümüşbala Caddesi numara 96, Avcılar İstanbul. Telefon numaraları alan koduyla birlikte 0212 593 54 42. Avcılar'da ikamet eden, Avcılar'da oturan Ekin TV izleyenleri Gökhan Et ve Tavuk Pazarı'na gidiniz efendim. Her şeyinizi taze taze alınız. Kendi mamilleri zaten. Bol kendi kazançlar ürünleri diyoruz ona. Amin. Hayırlı kazançlar. Şu anda da bizleri izliyorlar. Selamlar olsun. Selamlarımızı gönderin. Tavuk Pazarı'na çok teşekkür ederim. Kesesine bereket. Sizlerin elinize, yüreğinize sağlık canım benim. Şurada bütün nimetleri vardır. Zaten bir de dost sofrası vardır canım. Tuz ekmek olsa Allah'ın nimetidir. Değil mi? Başımızın tacı ki burada kuş sütü eksik. Bunu beğenmeyene de zaten ben özür dilerim. O zaman değerlendirmenizi alayım hocam. Saygısızlık derim. Bu sofrayı beğenmeyene, herhangi bir sofrayı, nimeti beğenmeyene de ben saygısız derim, nankör. Hocam her şeyimiz var. Şöyle bir sayalım mı? Peynirimiz, yumurtamız, her şeyimiz. Gökhan Et ve Tavuk Şarküterisi'nden, evet, pazarından efendim. Benim. Her şeyimiz taze taze. Harnup keçi boynuzu, harnup pekmezi. Hocam simidi bandırıp, Yusuf Bey siz de simidi bandırıp yemenizi çok istiyorum güzel. Şöyle bir sabah sabah. Valla ben elimde, ben doval yerim, kusura bakmayın. Oradan koparırım. Yok hocam koparırım. Biz bizeyiz zaten. Hocam kimse yok zaten. Evimdesiniz siz. Kimse yok, biz bizeyiz. Evime konuk geldiniz. Misafir geldiniz sabah canım kahvaltısına. Teşekkür ederim. Keçi boynuzu reçelini ben ilk defa yedim. O da ne zaman yedim? Bir ay önce. Gaziantep Köy Pazarı sponsoru Marok Meydanı'nda. Şöyle. O hediye etmişti. Ama çok müthiş. Güzel. Yani çok faydaları da varmış bunun. Kesinlikle öyle. Yumurtamız da taze taze. Yumurtalarımızı da soyalım. Kaşarımız var. Balımız var. Pekmezimiz var. Zaten hocam, siz balsınız. Ay teşekkür ederim canım hocam. Sizden bunları duymak ne kadar güzel. Sağ ol kızım. Evet. Dekorumu nasıl buldunuz? Her şey mükemmel. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Sabah bu saatinde kalktınız, geldiniz benim bir için. Bir yer geldi evet, hemen canımın içi. Şimdi ben siyah beyaz televizyonda faaliyet gösterirken orada Cemile Kutkun hanımefendi vardı. Derdik ki böyle bundan da daha güzel bir sunucu var mı derdik. İnanın aratmıyorsunuz. Ay hocam çok teşekkürler. Samimi söylüyorum. Çok teşekkürler. Zaten
Bakışların yetiyor. Allah nazardan saklasın. Hep dua ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah ilerleyen zamanlarda Cansu Hanım'la da sizi alırız hocam. İnşallah. Sağ olun canım. Ahmet Bey'le de alırız. İnşallah. Neden olmasın? Kızınızla, oğlunuzla ne kadar güzel. Hakikaten Yusuf Bey, sizin de oğlunuz var. Müzisyenlik alanında ilerliyor. Hani albüm belki... albüm yapma planı, albüm yapma projesi yoktur belki ama müzisyen niye? Babası müzisyen. Ne kadar güzel. Bizim günümüzde bu kadar böyle canım benim imkanlar yoktu. Her şey çok zordu. Hı-hı. Ancak sanatçılar birbirlerine daha çok bağlıydı. Yardımlaşırdık. Allah selamet versin. Hepsinin birbirimizde emeklerimiz vardır. Şimdi imkanlar çoğaldı. Değil mi? Yapmak lazım. Bu nimetten faydalanmak lazım. Değil teknolojiden mi? Faydalanmak lazım imkanlardan canım benim. Kesinlikle. Konservatuvarın adını bilirdik. İşte ben de o zaman Arif Sağlar'la iş birliği yapmasam plaklarıma çaldı sağ olsun. Onlar şunu o zaman biz de bilmezdik. Onlar işte gelip gide Ahmet'i keşfettiler. Hı-hı. Ahmet'i götürüyor, Ahmet kazandı. O Hı-hı. ablalarla kardeşlerine faydalı oldu. İmkanlar yani. Değil mi? Çok doğru. Teşekkür kesinlikle. Ediyorum. İmkanlar şu anda imkanlar çok. Arttı. Yani demin Yusuf onu diyoruz. Bey. Eskiden bunları bulamayanlar vardı. Sen ne diyorsun? Yani şimdi çöp konteynerlerine baktığımız zaman o yemeklerin, ben artık demeyeceğim, yemeklerimiz, ekmeklerimiz hep çöplerde. Ve ekmekler fazlalıkta değil mi? Restoranlardan, biz, kafelerden artan. Ne diyorsun? Sevgili hoca da bilir. Bir Türkiye'yi daha besler. Sevgili hoca da bilir. Evet. Bizim çocuklu yıllarımızda yani 76 yıllarında köy odalarına bizim büyüklerimiz anlatırdı. Biz... bu armut, fırıç armudu derdik. Evet canım, yabani. Onları kurutur, ekmek yapar, yerdik derdi. Ve tabii, o da bitiyor, daha yani, mağdur durum. Şimdi Yusuf Bey, imkanlardan bahsettik. Şu anda imkanların en uç noktasında bizler hayatımızı idame ettiriyoruz, yaşıyoruz değil mi? Evet. Aslında müzik sektöründe de böyle değil mi Yusuf Bey? Hani değil mi hocam, sizin de fikrinizi almak istiyorum. Hani o zamanlar diyorsunuz hani imkanlar yoktu. Kısıtlı da olsa siyah beyaz ekranda iyi sesler, iyi yorumlar çıkıyordu. Tabii, tabii. Hani halkla bütünleşiyordu. Şimdi yerel basının, görsel basının etkisi... bazı magazinel olaylarda, magazinel durumlarda yer almadan bir şeyleri gösterememek. Yani şundan örnek vereyim, şu Emek Kokan albümden. Evet, evet, bu albümü gösterememek. Değil mi Yusuf Bey? Tabii. Hani sektör biraz daha imkanlar fazlalaştıkça biraz daha mı iyi sesler, iyi yorumlar, gerçekten sanatını icra etmek isteyen, düzgün bir şekilde yolunda zigzag yapmadan sanatını icra eden insanlar çok fazla artık ne derler, magazinel durumlarda yer almadıkları için çok fazla hı-hı. kendilerini gösteremiyorlar. Tabii, evet. Tabii. Değil mi? Yani evet. Şu da var artık yani sanat, eski sanat hı-hı. kalmadı sevgili hocam bilir. Eski hı-hı. sanatçılık kalmadı. Değil mi? Yok yani o eski, yani bugün türkülerin yazarı bile isimleri unutuldu gidildi. Eğer ki bu memlekette bir Aşık Veysel anılmıyorsa, işte bir Murat Çobanoğlu anılmıyorsa, bir Mahsuni Şerif anılmıyorsa, Malatyalı işte, Fahri anılmıyorsa, Zanalı Halil anılmıyorsa, Mahsuni Şerif, yani, Yusuf Bey, ben babam hastasıdır kendisini, rahmetle anıyoruz kendisini. Mahsuni Şerif türküleriyle bizlere masal olarak dinletirdi babam. Neşet Ertaş. Yani. Muharrem Ertaş babası. Muharrem Ertaş babası. Tabii. Biz bunlarla büyüdük. Bu türkülerle büyüdük. Şimdiki nesle baktığımızda değil mi? Pop hocam. Cansu Hanım da mesela türkü halk evet. müziğinde ilerliyor. Ahmet Bey de öyle. Siz ister misiniz Yusuf Bey? Oğlunuzun bir pop albümü yapmasını. Yok. Hani türkü halk müziğinden kopup da. İstemem. Niye istemem? Bak şunu söyleyeyim. Yıllardır fantazi olsun, pop olsun, arabesk olsun, ondan sonra tavern olsun. Çıkışlar yapmıştır, halk müziğin üzerine geçmiştir, ama hepsi gitmiştir, ama halk müziği ayakta kalmıştır. Evet. Halk müziği ayakta niye kalmıştır? Eğer bir Aşık Veysel görmeyen gözleriyle o türküleri yazdıysa, yani o zamanki şartlarda iki telli sazıyla bu türkülerin nameleri çıkardıysa, değil mi? Onun için halk müziğinin baktığınız zaman türkülerin altında her kelimesinde bir anlamı vardır. Özümüzü yansıttığı için ayrılık vardır, hasret vardır, işte ne bileyim memleket türkülerimiz vardır, memleket seven sevdiğiyle kavuşmamıştır, Avrupa'daki hasret, öyle mi hocam? Evet canım. İlk
Perdeyi bulan Aşık Veysel'dir saza, biliyor musun? Koyun bağırsağında. Evet. Bak teknolojiyi görüyor musun? Adamdaki tekniği görüyor musun? Kurutmuş muydu onu hocam? Şimdi şöyle. Onu oğlum buraya bağla diyor. Gözü görmüyor. Sesi oradan alıyor ya, kulağa bak. Evet. Oraya bağlıyor, oraya bağlıyor, oraya. O da kuruyor, sıkıyor. Şimdi bağladığımız saz perdelerinin madeni aslı koyun bağırsağıdır. Evet. Koyun bağırsağı. İşkembedir. Evet canım. O Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da eritiliyor, misine yapılıyor. Görüyor musun adamdaki? Ve bir de Fikret Kızılok rahmetli, ikisi de rahmet istediler. Onun şeylerini, eserlerini aranje etmiş, çok sesli yapmış. Hı hı. Demiş ki kim bilir beni nasıl azarlar demiş baba demiş Veysel. Veysel diyor ki evladım aslını bozmadan yaptığınız için çok teşekkür ederim. Eksiltmemişsiniz ki fazlası var. Değil mi? Ne kadar onun güzel. İçin çok sesli yapalım. Avrupa'yı da örnek alalım. Adamların mesela detone olmazlar Avrupa. Ben 9 ülke gezdim. En son mesela Kazakistan'dan geldim. Adamlarda müthiş ses çıkarma şeyi var yani, yeteneği var. Gırtlak mı hocam? Of, evet, 7 yaşında başlıyoruz. Ve Kazakistan'da diyor, 3 ay oldu geleli. Biz diyor eskiye kadar diyor çok çalışmıyoruz hocam dedi. Günde 6 saat çalışıyoruz. Düşünebiliyor musun? 6 saat. Biz işte misafir gelecek elimize saz alacağız. Evet. Onun için yani müzik ortaktır, evrenseldir. Güzel yönlerini alacağız. Ama özümüzü kaybetmeyeceğiz. Tabii. Evet. Özümüzü kaybetmeden. Evet, tabii. Değil evet, mi? Evet. Önceden albüm satışları dediğimizde işte binler söylenirdi. Binli tabii rakamlar canım, söylenirdi. Yani. Şimdi Yusuf Enerji'ye maliyetini çıkaramadı şu an. Baktığımızda mesela tıklanma oranını kıran türküler mesela. Sevda Gülüşine, yer için araştırdım. Evet. Köylü kızı, aşkın yaşa sorulmaz. Evet. Vadinin sesi, bizim vadi, içine yar, içine ve güzeller evet. Mesela. Hani bunlar satış anlamında değil, internet ortamında teknolojinin de verdiği tabii aslında bu bir dezavantaj. Siz sanatçılar için girdiğimiz zaman tıklanma rekorları kıran türküler. Ama şey olarak tabii hemen bulabiliyorsun ama. Sanatçının en büyük kaybı işte o tıklama i̇şte, yani. Tıklanma aslında şöyle olsa bir tane türküdür. Türk Halk Müziği'nde yarışmalar oluyor ya hani Kral TV müzik ödülleri evet, gibi. Evet. Keşke tıklanma rekoru bu şekilde orantılı olsa da. Hani keşke sanatçıya dönüşüm olsa. Sanatçıya bu şekilde dönüşüm olsa. Bir ödülle dönüşüm olsa değil mi hocam, ne kadar güzel evet, olur. Evet canım benim. Ki o sanatçı da zaten evet der bu şarkı, bu türkü. Bu türküyü halk bağrına bastı. Halk beni bu türküyle çıkışımı sağladı mesela. Ve yani, ne oluyor? Daha iyisini yapmak için. Bu ne yapıyor? Sanatçıyı motive ediyor. Daha iyi olması konusunda. Değil mi? İçine evet, yar mesela evet. Kelkit Vadisi'nde. Hı-hı. Ve her gittiğim Türk evlerinde söylenilen bir türkü rekor kırmıştır. Ama bugün dönüşüme baktığın zaman hiçbir şey yok. Ama şöyle bir baktığımızda ekstra diyoruz Yusuf Bey. Geri dönüşüm evet satış yok albümde ama sahne aldığınız yerler şimdi ekstralardan yani, kazanıyorsunuz. Albümden mesela sahne aldığınız yerler de isteniyor. Dinlenim bu, açısı biraz çok. Biraz daha müşteri potansiyelini çekiyor ya da düğünlerde mesela ekstralarda ya da turnelere çıktığınızda bu türküler daha çok isteniyor. Tabii canım. Değil mi? Yani tabii şu var bizim yazın festivallerimiz çok. Tabii bu da bu türkülerin şeyiyle yani. Tabii etkisiyle. Tabii faydası yazın, oluyor. Biz yazın gideriz Kelkit Vadisi'ne 3-4 ay. Köy şenliklerinde, ilçe şenliklerinde. Oo çok tabii. Güzel. 3 ay boyunca çalışıyorsunuz tabii. Yani yaz boyunca. Oğlunuzla birlikte. Tabii. Ay çok güzel. Peki şöyle güzel bir hocam sizden alalım. Alalım canım. Sivas Destanı albümünüzden. Albüm hakkında Sivas konuşacağız. Sivas Destanı tamam. Gönder gelsin canım. Burada bir şey yazıyor sevgili yönetmenim. Okumak istiyorum. Ozanlar geleneğini bizlere miras bırakan tüm gelmiş geçmiş ozanlarımıza saygıyla anıyor ve bu geleneği gelecek kuşaklara da aktarmanın büyük heyecanını sizlerle paylaşıyorum. Ozan İsa Koç. Hocam evet. Ne kadar anlamlı evet, söylediniz, yazmışsınız. Benim. Güzel bir türkü alalım mı? Alalım, dur bakayım sıradaki. Yazdınız herhalde. Evet canım. İmralı'nın mı? İmralı'nın önü yazı. Gönder tamam. Gelsin canım hadi benim. Hadi bakalım. Thank you.
Kapının önünden eylin araba, eylin araba. Yıktılar gönlümü, aldım haraba. Öyle yar, öyle derdini söyle. Yıktılar gönlümü, aldım haraba. Öyle yar, öyle derdin mi var söyle. Kitaplar getir de yeminler içem, parmaklar basam. Senden başkasına demem merhaba. Böyle yar, öyle derdini söyle. Senden başkasına demem merhaba. Böyle yar, öyle derdin mi var söyle. Karamuh dikeni battın elime, battın elime. Rastladım bir ağlayan geline. Öyle yar, öyle derdini söyle. Rastladım bir ağlayan geline. Öyle yar, öyle derdin mi var söyle. Dedim gelin niye böyle ağlarsın, dertlin ağlarsın. Dedi düştüm bir soysuzun eline. Öyle yar, öyle derdini söyle. Dedi düştüm bir zalimin eline. Öyle yar, öyle derdin mi var söyle. Aa, hocam yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Şöyle yerinizi alayım. Çok güzel. Çok güzel. Hocam orada bir şey var. Hem saza vurma var. Evet canım. Parmakla siz mi çaldınız hocam? Evet canım. Çok güzel. Aslında İsa Koç kokuyor hakikaten. O bağlama sesi. Teşekkür ederim canım. Ben de küçükken Yusuf Bey, bizim elektronik bağlama sazımız vardı. Elektro saz vardı. Bir tane de bağlama saz vardı. Babam... Tabii ben 6-7 yaşındayım o zamanlar. Biz böyle şey yapardık. Dizimizi çökerdik. Babam akort yapardı. Böyle tutardı. Oradan parmaklarımızı sazın tellerine basardık. Akort yapardı. Evet. Zaten şu an yine var yani. O kadar uykusuz kalırdım. Baba hadi. Şimdi o aklıma geldi. Babam da vururdu böyle saza. Tın tın parmaklarıyla böyle. O aklıma geldi. Biz saatlerce o sazın başında... Babam yeni öğreniyordu böyle. Öğrenmek istiyor. İşte şurayı tutacaksın, şu teli tutacaksın. Biz böyle parmaklarımıza telleri tutardık. Tellere buradan basardık. Saygıyla selamlıyorum. O parmak vurmayı genellikle o zamanlarımız... İzliyor şu anda. Abdullah Bey'i saygıyla evet, izliyor şu anda. Babacığım seni çok seviyoruz. Sesi bile bir bambaşka. Hakikaten, hakikaten. Sağ olun. Hocam geçen gün de zaten ofisinizde... Evet, telefon görüşmesi sevgili yaptım. İzleyenler, evet minik bir konser verdi. Teşekkür hocam, babama ve bana. Evet. Telefondan bir taraftan telefon tutuyorum, bir taraftan bir yerlere gidiyorum böyle. O kadar güzel konuşuyor. Hocam hakikaten konuşturuyorsunuz sazı. Sağ olun. Gerçekten çok güzel ederim. Çalıyorsunuz. İlerleyen dakikalarda inşallah şöyle bir canlı performans. İnşallah. Yusuf Bey, siz nereden öğrendiniz bağlamayı? Ben çok az, işte onu söyleyeceğim. Hı hı. Tabii o zaman ben 82'de İstanbul'a geldiğimde... Hı hı. Arif Sağ Hoca'dan Aksaray'da 4-5 ay kurs almıştım. Çok güzel. Tabii o zaman sanat bizim o bölgede bu kadar yaygın değildi. İnsanların kültürü bu kadar gelişmemişti. Köy biliyorsun yani o zaman insanlar evet, köydeydik. Doğru. Tabii ben salonlara çıktığım zamanlar ok meydanında. Yani derdiler ki ya işte bu zibidilik yapıyor salonlarda. Hocam iyi bilir. Ha, o zamanlar biraz ayıp yani, mı karşılanıyordu? Tabii, yani kültüre bak. Evet. Tabii o zaman babam... Köyde kalıyordum. Hı hı. İşte o zaman telefon nerede? Abime bir mektup yazar. Hı hı. Sen onu salonlara niye çıkarıyorsun? Yani kültüre bak. Değil mi? Yani şu an onun ezikliğini yaşıyorum ben.
Yani en güzel saz enstrümanıdır. O zamanlar işte sizi ailenizden belki şu anda siz oğlunuza, oğullarınıza öncülük ediyorsunuz değil mi? Yusuf Bey. Ama o zamanlar şimdi birazcık böyle yani işte, benim, günlerde hani aslında farklı algılanılıyordu. O zamanlar ailenizden, büyüklerinizden tabii. Sizi birileri yönlendirseydi eğer. Şunu söyleyeyim eğer ki bağlamayı öğrenseydim şu anki konumum iyi bir ozan aşık olurdum. Değil mi? Hala başarılısınız. Şimdi bunları yırtmak bu kolay bir mesele değil canım değil benim. Mi? Çünkü hakikaten çok büyük tepkiler aldık. Hı-hı. Ama şimdi tabii. Hele bir çal da dinleyelim diyorlar. Tabii. Değil mi? Bir de şu şimdi saz artık... Ben mesela 9 ülke gezdim. 9 ülkede Allah sizin inandırsın, sağ olsun, var olsunlar. Yurt içi, yurt dışındaki hemşerilerimizi de saygıyla Hı-hı. selamlıyorum. Hakikaten el üstünde tuttular. Daha demin... Burayı soruyorum, bir tanesi dedi ki, hocam bırakayım dedi sizi dedi. Nerelisin dedi, dedim Sivas İmralı. Ben de İmralılıyım dedi. Ondan sonra o arada beni getirdi bıraktı. Şeref, buradan saygıyla selamlıyorum kendisini de. Hı-hı. İmralılıymış, Bahadunlu. Evet. Bu neden? Sazın sayesinde, yoksa kim tanır beni? Tabii. Değil mi? Evet. Bağlama sadece evet, ses de tabii. yetmiyor aslında ki hocam zaten tabii. hem sesinizle hem bağlamayla bu iki tını, iki melodi zaten bir araya geldiğinde zaten ortaya muhteşem türküler çıkıyor. Şöyle bir SMS'lerimize bakalım. Yusuf Bey'den güzel bir türkü istemiş Volkan Bey. Volkan güzel göndermiş. Adana'dan Adana'ya selamlarımızı gönderelim. Günaydınlar Yeliz Hanım yazmış. Hatice Hanım Kayseri'den. Günaydınlar Hatice Hanım. Kayseri'ye selamlarımızı gönderelim. Konuklarınız çok şık. Siz de şıksınız demiş. Teşekkürler efendim. Böyle değerlendirme yapıyorlar. Mesela türkü seçiyorlar. Şöyle bir. Hocam albümde kimlerle çalıştınız? Albümle canım, Hı-hı. kendim çaldım, okudum. Serdar'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Serdar'a, Volkan Serdar'a ve Gökhan kardeşlere. Erken Müziğin bunlar yapımcısı. Evet, bana çok faydalı çıkmış. Oldular. Evet. Ondan sonra efendim, May çaldırdım. Efendime söyleyeyim işte Hı-hı. kaval çaldılar, zurna çaldırdılar. Albümde hocam kaç albümümüz kaç türküden oluşuyor? 16. 16 çok evet, güzel. Evet canım benim. Evet. Bir tane hatıra olarak benim değil, Allah rahmet eylesin, Kablan Hı-hı. Tarsuslu vardı. Müthiş bir ses. O kara gözlere de Leyla'm sürmemi çektin. Onu sırf onun olduğu için okudum canım. O kara gözlere Leyla'm sürmemi çektin. Leyla'm merhametin sürmemi yok muydu da belimi büktü? Hep Leyla, Leyla kimdir? Hep Leyla'ya yazılıyor Yusuf Bey. Neşet Ertaş'ın da var mesela. Ya Leyla diyor. Leyla. Hanımı. Ben onu da iyi tanıyorum. Evet. Leyla Ertaş. Hanımı. Hayır hayır. Genelde diyorum türküler. Genelde hep Leyla'lı. Mecnun. Ha, Leyla Mecnun. Leyla ile Mecnun. Oradan geliyor. Olay değil Leyla. Yani. 12 yıl gezdi. Başında güvercinler yuva yaptı. Sonra oranın... Gökte uçan kuşa Leyla'm dedi mi? Evet. Ondan sonra evet. Leyla'yı getirdi oranın hükümdarı karşısına. Aradan yıllar geçmiş. Dedi ki yürü Leyla'm yeri durma karşımda. Değil mi? Bütün cümle kuşlar yuva yaptı başımda. Ben Mevla'yı görer oldum düşümde. Sen kendine çare bul Leyla'm Leyla'm. Evet. Tabii. Evet. Yani Leyla Leyla Leyla'lar, Allah aşkına. Aslılar, sevgililer bahane. Yol Allah'a gidiyor. Değil mi? Allah sevgisi. Hocam ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Bölmek istemiyorum ama rejiden uyarıyor arkadaşlarımız. Tabii. Kısacık bir reklam aramız tabii var sevgili canım, izleyenler. Benim. Minicik bir reklamdan sonra müthiş albümlerle, çok kıymetli isimlerle programımıza tamam. kaldığımız yerden tüm hızımıza devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Teşekkür canım benim. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa. Kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam edecek. Değerli izleyenler, sağlıklı günler diliyoruz. Yine sizlerin muzdarip olduğunuz bir konuyla alakalı her üç insanımızın birinde görülen bir rahatsızlık olan hemoroide çözüm önerisi olan Venepro hemoroid seti ile alakalı anlatım ve kampanyasıyla karşınızdayız. Evet, makat etrafındaki toplar damarların oluşturmuş olduğu varise, basur, mayasıl
veya tıp dilinde denildiği gibi hemoroid denir. Belirtileri kanama, hemoroidlerin dışarı çıkması, kaşıntı, çamaşırların kirlenmesi ve ıslaklık gibi durumlardır. Bu durumlardan herhangi biri sizlerde mevcut ise siz de bu rahatsızlığa yakalanmış olabilirsiniz. Değerli izleyenler, tamamen doğal ve hiçbir acı, hiçbir sızı yapmaksızın sizlere tamamen çözüm üreten muhteşem bir bitkisel çözüm Venapro hemoroid seti bugün 0212 551 61 53 aradığınız takdirde sadece, evet sadece 69 liraya sizlere ulaştırılacaktır. Kargo veya KDV bedeli ekstradan sizlerden talep edilmeyecek bir şekilde. Üstelik Türkiye'nin neresinde olursanız olun kapıya kadar teslim, kapıda ödeme kolaylıklarıyla. Kullanımı çok basit. Setimizde 60 kapsül 1 adet kremimiz var. Günde 2 kapsül ve sabah, öğle, akşam olmak üzere de günde 3 defa kremimizi malum bölgeye sürüyorsunuz. Ve 1 aylık kullanımın sonrasında da basurdan kurtulmuş oluyorsunuz. Evet, Venapro hemoroid seti iltihaplanmış dokuyu normale çevirir. Zarar görmüş dokuyu tekrardan eski haline döndürür. Hassas geçiş bölgelerini kayganlaştırır. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırmak amacıyla da doğal bir anestetik etki gösterir. Ve hastalığın tekrarlanmamasını, hastalığın bir daha olmasını engeller. 0212 551 6153'ü hemen arayın. Kargosu KDV'si dahil bu güzel sete 69 TL'den sahip olun. Bakın, basur problemi yaşayanlar, hemoroid sıkıntısı yaşayanlar çalışma ortamlarında rahat olamazlar. Açık renkte kıyafetler kesinlikle giyemezler ki gün içinde kanama söz konusu olur. Bununla beraber diledikleri yemekleri tüketemezler. Ağırlıklı olarak sıvı gıdalar tüketmek zorunda kalırlar. Ve maalesef travmatik durumlarda söz konusu olabilir. Psikolojik anlamda çöküntüler söz konusu olabilir. Sizler de işinizden ve sosyal yaşantınızdan olmadan, uzun süre yatakta kalmadan, çalışırken, sosyal yaşantınızı devam ederken bu rahatsızlıktan kurtulmak istiyorsanız tamamen bitkisel bir çözüm olan Venapro hemoroid setini kullanıyorsunuz ve hemoroidden, basurdan, mayasıldan kurtuluyorsunuz. Değerli dostlar, yapmanız gereken 0212 551 61 53 551 61 53'ü aramak, bu muhteşem sete, evet, bir kutu Venapro hemoroid setine kargosu KDV'si dahil 69 TL'den sahip oluyorsunuz. Tekrar kullanımdan bahsedeceğiz. Günde 2 adet kapsül alıyorsunuz ve sabah, öğle, akşam olmak üzere de kremimizi malum bölgeye kullanıyorsunuz. Artık basur sıkıntısından bu 1 aylık kullanım sonrasında kurtuluyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Evet, şu dakika itibariyle izleyen dostlarımız, ekran başında olanlar bu rahatsızlıktan, bu sıkıntıdan kurtulmak ve sizler de artık rahatlamak istiyorsanız numaramızı aramanız yeterlidir. Türkiye'nin her yerine kapıya kadar teslim ediyoruz. Kapıda ödeme kolaylığını sunuyoruz. Üstelik ekstra hiçbir bedel talep etmiyoruz. Dilediğiniz gibi giyinmek istiyorsanız, dilediğiniz yemekleri tüketmek istiyorsanız, iş yerinde, çalışma ortamınızda ve sosyal yaşantınızda eksiklikler olmasını istemiyorsanız, geri kalmak istemiyorsanız ve psikolojik anlamda da bu rahatsızlıktan dolayı çökmek istemiyorsanız, psikolojik sorunlar yaşamak istemiyorsanız, normal yaşantınıza devam ederken acı ve sızı duymadan bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Venapro hemoroid seti tamamen doğal bir üründür. Hiçbir yan etkisi bulunmamakla beraber herkes rahatlıkla kullanabilir. Evet, 0212 551 61 53 0212 551 61 53'ü hemen arayın. Kargosu KDV'si dahil ekstra hiçbir ücret talep edilmeksizin 69 TL'ye 1 adet Venapro hemoroid setinin sahibi olun. Sizler de basurdan, mayasıldan yani hemoroidden kurtulun değerli dinleyenler. Şu dakika itibariyle aramaya devam edin. Yoğunluk olabilir. Sıklıkla, ısrarla arayın ve sizler de ameliyatsız bir çözüm olan, acısız bir çözüm olan Venapro hemoroid setiyle basurdan, hemoroidden kurtulun. 0212 551 61 53 kargosu KDV'si dahil 69 liraya bu güzel set sizleri bekliyor. Sağlıklı günler. (Gülüyor)
Estetikten modaya, güzellikten sağlığa. Kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam ediyor.
yine yanarım. Sebebim sen oldun, vay vefasız yar. Aylar günler oldu sanki banalar. Gençliğimi benden aldı da yıllar. Senin için giden ömre yanarım. Yüreğine sağlık. Harika. Yusuf Enerji, yüreğine sağlık. Dillerine sağlık. Senin için giden ömre yanarım. 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 O zaman ne yapmak gerekiyor? Ömür vermemek gerekiyor. Yani demin Mecnun'la Leyla'yı dedik ya. Vefasızlara. Vefasızlara, evet. Değil mi? Var öyle aşklar değil mi Yusuf Enerji? Tabii. Hani sebebim sen oldun, senin için giden ömre, evet, yanarım. Senin için giden bir dakika. Yani yanarım. Yani ömür veriyor ama karşılığını bulamıyor. Bir dakikaya yanarım. Tabii. Git, git yani, git. Sözümüz bana ait. Değil mi? Çok, evet, güzel, çok aşık, anlamlı. Yüreğine sağlık, yüreğine. Emrah. Çok güzel. 400 sene önce yazmış. Selvihan için zindanlarda çürüdü ama Selvihan da 32 yaşında hayatına gözlerini yumdu aşık Emrah. Selvihan'ın uğruna. Selvihan da onun üzerine gül koklamadı. 95 sene yaşadı Allah rahmet. Eskiden sevgi böyleydi. Sevgi kolay mesele mi? Sevda, değil mi? Sevgi akcam. Değil mi? Emek ister değil mi hocam? Fedakarlık ister. Elbet canım benim. Değil mi? Tabii. Hem mutluluk ister. Yürek ister. Yürek ister biraz, evet, değil mi? Şeref ister. Fedakarlık şeref, ister. Şeref, şeref, şeref çok önemli. Evet. Haysiyet çok önemli. Elbet canım. Onur çok önemli. Onursuz sevgi, sevgi değildir. Değil tabii mi Yusuf Enerji? Tabii, tabii. Değil mi? Hani sen bu eseri yazmışsın, onur, onur çok, evet, önemli, şeref çok önemli. Şerefli sevgi, şerefli haysiyet, haysiyetli sevgi her zaman yücedir, her zaman da anlamlıdır, bitmez. Leyla Mecnun gibi. Yani aynen, çok güzel bir parantez açtınız. Hı-hı. Onurlu bir insan, şerefli bir insan, eğer ki seviyorsa, aç da kalsa, susuz da kalsa ölümüne kadar gider. Analarımız, avratlarımız, evet, değil mi? Hanım... Buradan saygıyla selamlıyorum. Soğan ekmek yer. Evet. Yine o sevgiyi asla kaybetmez. Değil mi? O aşkı kaybetmez. Evet. O şerefi de sonuna onurlu, kadar götürür. Onurlu şerefli bir insan. Evet. Şeref. Şeref çok önemli sevgili izleyenler. Ama onursuzsa, şerefsizse, hı-hı, yani seviyorum dese de yarı yolda bırakır seni. Aynen öyle. Yarı yolda bırakmak değil mi? Tabii. Evet, evet canım. Benim. Yani rollere bürünmek, rol yapmak, tabii, ne kadar çirkin. O sevgi ne değildir. Ne kadar onursuzluk, o değil mi? O sevmek değildir. Faydalanmak. Faydalanmaktır. İğrenç. Aynen öyle, iğrenç, faydalanmaktır. Çok görüyoruz canım. Sadece çok da karşıyım canım. Benim. Faydalanmaktır. Günümüzde, evet, şöyle bir baktığımızda ne kadar yapmacık aşklar var çevremizde değil mi? Ne kadar menfaat dayalı. Onlar sevgi, aşk değil onlar. Ne kadar çıkara dayalı, tabii, değil mi? Ne onlar, kadar menfaat için. Onlar menfaat için. Emek verirsin, fedakarlık yaparsın ama, evet, karşılığında başka niyetler vardır. Başka art niyetler vardır. O art niyetleri insan görünce de hakikaten üzülüyor. Hakikaten yüreği üzülüyor. Şu an için genç kızlarımıza bunu duyurmak istiyorum. Çok iyi niyetli kızlarımız, hı-hı, fakat kurban oluyorlar. Çok dikkatli olsunlar. Değil mi? Kimseye güvenmesinler, evet, hocam. Canım, bizzat kimseye güvenip yola çıkmasınlar. Kızlarımıza sesleniyorum. Evet. Güvenmesinler. Hiç kolay kimseye bir mesele değil. Evet, kesinlikle. Çok da iyi. Bir bakıyorum ki köşe başlarında hüngür hüngür ağlıyorlar. Bak şimdi hakikaten. Ağlayan erkeği göremiyorum biliyor musun? Ağlayan delikanlıyı göremiyorum. Hep kızlar. Hocam delikanlı olsa, evet, o şeref dediğimiz, evet, sıfatı canım, taşısa, onur dediğimiz sıfatı taşısa, evet, zaten karşısındaki kızı da zaten ağlatmaz. Başına tac eder, taş değil. Valla bugün, bugün çok güzel, faydalı şeyler konuşacağız. Değil sevgili mi? Hocamız da burada. Evet, dün de 14 Şubat'tı. Dün de Beydilli, Dursun Beydilli ile o da Türk Halk Müziği'nin... Evet, İzledik, Türk Halk Müziği'nin, evet, güçlü sesi, güçlü yorumcusu onunla birlikte 14 Şubat'a da şöyle özel olsun diye aşkı konuştuk. Yok Yusuf işte, Bey, sevgiyi konuştuk sevgili ama... Yeliz, eski aşklar kalmadı. Değil mi? Yani bugün bir avukat arkadaşım var Beşiktaş Adliyesi'nde. Hı hı. 2011 yılının diyor, en çok boşanan yılı oldu diyor. Nem kaç bin kişi. 2011 yılının rekor kırdık diyor. İşte o yüzden, boşanma gençlik üzerine, evet, boşanma, evet, üzerine. Evet, o yüzden ben de evliliğe korkuyorum. Evlenmekten korkuyorum. Ya şu da evlenmek var. Evlenmek şimdi çok üzücü şeyler birlikte yaşıyorlar. Birlikte seçelim kızım. Tamam hocam. Birlikte seçelim. Tamam peki. Şimdi tabii, evet, hocam canım, benden daha bu işte emek vermiş, yıllarını vermiş. Daha bir çok tecrübesi var. Teşekkür ederim canım. Bir yeni yetişen gençliğin önce aile kültürü çok önemli. Değil mi? Tabii. Eğer ki bir aile kültürü yoksa o evde huzur da olmaz,
O evde hiç ne saygı olur ne sevgi olur. O aileden değil mi? Ne kadar güzel konuşuyorsunuz. O aileden, o anneden, o babadan o ahlakı alırsın. Tabii. O terbiyeyi alırsın. Doğacak çocuğuna ya da eşine, kuracağın izli başta, kuracağın yuvada onu ona yedirmeye çalışırsın. Onu oradan alırsın, ailenden özünü, o özünde, o temelinde o ahlak var ya, o onur var ya, taşımaya çalışırsın. Ama karşındaki işte o noktada başlıyor. Karşındakinde de o onur ve şeref sıfatları yoksa orada da işte kopukluklar oluyor. Ya şu oluyor. Var, önce başta şunu söyleyeyim. Eğer ki bir insanın Allah korkusu yoksa o insan her şeyi yapar. Kesinlikle. Bu sözünü alkışlıyorum. Şey aynen öyle. Yusuf Fener'le bu sözünü alkışlıyorum. Bir insanda sevgili izleyenler çok doğru söylüyorsun. Hasiyet yoksa, namus yoksa, şeref yoksa o insanlara her zarar gelir. Merhamet beklemeyeceksin, vicdan beklemeyeceksin. Evet. Bir insanda her onur yoksa, yapar. Şeref yoksa, bir insanda Allah korkusu yoksa, Allah utanması evet. yoksa o insan sana her türlü zararı verebilir. Her türlü tehlikelere yolları açabilir. Her türlü zararı bekleyin. Yani Allah'ını işte, bilenden korkmayın. Nimetlerimizi evet. sayıyoruz. Hı hı. Yani şu güzelim ülkede baktığın zaman artık eski dostluklar, eski akrabalıklar, komşuluklar kalmamış. Hı hı. Her Değil şey mi? Menfaate binmiş. Öyle Hemen mi hocam? Hemen Karacaoğlan aklıma geldi. O da 350 yıl önce bir ozanımız. Hı hı. Diyor ki, yoldaş olma yolun bilmez yolsuza. Yani. Komşu olma sözün bilmez den size. Ne evet. kadar anlamlı. Meyil verme edep size arsıza, akıbet başına bela getirir. Yani. Aynen öyle. Hatta birinde edepsize dedim. Edepsize meyil verme ne kadar doğru evet, hocam. Edepsiz. Elbette öyle. Ne kadar doğru. Şimdi canımın içi mesela ben 5 çocuk büyüttüm Allah'a şükürler olsun. 3 kızım 2 oğlum var. Daha benim kapıma bir şikayet gelmemiştir. Allah'a şükürler olsun. Bu benim sayemde değil yalnız. Annelerinin sayesinde. Sevgili eşim Fikriye Hanım'ı da buradan saygıyla selamlıyorum. Ve bayramda evet. o benim elimi öpmeden ben onun elini öperim. Ne kadar Allah güzel. Allah sizi inandırır. Ne kadar güzel. Aile kültürü. Ben işte. Onu sırtımda gezdirsem i̇şte. Az gelir. O 5 çocuğu, Hı-hı. o yok yoksun. Her Değil çamaşır mi? Elde yıkanıyor. Konservatuvara elde yok, avuçta yok. Makine ya. Yok, Hem şey benim yok. Kahrımı çekti. Yok da, evet canım para da yok, pul Tabii. da yok. Daha i̇şte hocam, buzdolabını sizden... daha ne zaman aldık? İşte, Aslını kadar... inkar eden evet. haramzadedir. Evet. Biz köy çocuğuyuz. Hem şehir kültürünü aldım, höllükte büyüdük, evet. yor yoksul büyüdük. O çocukları altıda kaldır, konservatuvara gönder. Değil mi? Oradan ekmek parasından ya. Kes onların cebine koy. Onun için hakikaten bütün zaten bizim Türk kadınları böyle kahramandır. Hepisini saygıyla selamlıyorum. Genç kızlarımız dikkat Çok etsinler. Değil mi? Kesinlikle hocam ne kadar güzel konuştunuz. Evet canım benim. İşte sizden aldığı... Cansu Koç'un, evlatlarınızın diyeyim, isim olarak vermeyeyim de, evlatlarınızın sizden aldığı Ahmet Koç. Ne kadar düzgün bir işte beyefendi, sanatçı. Yer aşağı bakıtmadılar. Keza öyle. İşte sizden aldıkları terbiye. Bugün 36 ülkede ahlak, saygısı var önemli. Ahmet Koç'un. Yusuf Fener'le oğulların müzisyenlik alanında evet. ilerliyor. Senden İnşallah. Aldıkları terbiye, annelerinden aldıkları, anne baba kavramı var ya, onlardan aldıkları o... Alt temel hani çocuğa verilen o ahlak, o terbiye, evet. o onur, o ayıp hani ar diyoruz ya bunları ya. Verebilmek. Ayıp yaparsa kendi kaybeder, Değil iyilik mi? Yaparsa kendi herkes için geçerlidir. Değil mi? Ne kadar şanslılar ki sizin çocuklarınızda, Sağ olun sizin evlatlarınızda. Sizler de öyle Bey, kıymetlisiniz. Ne kadar şanslılar ki önlerinde sanatçı anlamında yani ilerlemek istedikleri yolda bu işin üniversitesinde okudular, konservatuvar. Bunları yaparken önlerinde sizin gibi değerli bir babaları olduğu için, bir hocaları olduğu için. Ne kadar şanslılar. Yani şu an... Önce Allah'ın sonra benim çocuklarım şu an çok şanslılar. Gerçekten şanslılar evet. Ben 82 yılında İstanbul'a Hı-hı. geldiğim zaman ne ev var, ne bark var, ne anne var, ne baba var. Değil yani mi? Biz o zaman hafta içi tekstil atölyelerinde çalışırdım Beyoğlu'nda, biz dükkanlarda yatardık. Ben 6-7 sene Beyoğlu'nda dükkanlarda yattım. Bravo. Ya. Aslını ne inkar etmeyene saygı duyarım. Gerçekten. Ve o zaman hafta sonları da izliyorsalar selamlar olsun sevgili Gülcihan Koç, Güler Duman... Ok Meydanı'nda, Şan Düğün Salonu'nda hafta sonları beraber o zaman küçüktüm ben. Evet. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ben de şahsım adına Yusuf Fenerci,
bu kadar zorluklar geçiriliyor, bu kadar mücadeleler veriliyor. Ama olayın magazinel gündemlerinde yer alarak iki tane albüm yapıp, bir tane dört parçadan oluşan single albüm yapıp da onlar halkı boş yere meşgul ediyorlar. Halk, ama halk iyisini biliyor. Evet, aslında halk farkında. Halkın kendisi onlar oldu zaten magazin, bak, değil mi? Zaman gelecek, onların hiçbir tanesi kalmayacak. Kalmayacak. Emekçi, kalacak. Emekçi insanlar kalacak. İşte emekçi insanlar, emekçi insanlar, sevgili izleyenler, emekçi sanatçılarımız, sanatçılarımıza sahip çıkalım. Onlara değer üzerine değer verelim, kıymet verelim. Çünkü son zamanlarda, son iki yılda bakıyorsunuz bir albüm çıkarmış. Çok zor. Hakikaten bana özür dileyerek söylüyorum, saçma geliyor sözleri. Bir Türk halk müziğinin, bir Türk sanat müziğinin yanında post yani. Şimdi bak şunu o söyleyeyim. O albümler yapılıyor ve satılıyor. Bak, ben üzülüyorum. Şurada bir parantez açalım. Hı-hı. Sanatçılık kolay değil. Eğer ki ben bir insan, ben sanatçıyım diyorsa, hı-hı, bütün yöreden okuması lazım. Bak sanatçıyım diyorsa. Evet. Eğer ki bütün yöreden okuyamıyorsa o yöre sanatçısıdır. Onun altını çizelim. Çok doğru. Yani sanatçıyım demek komple kendini tamamlamıştır. Her yöreden okunması lazım. Kesinlikle çok. Ama her yöreden okumuyorsa, yani bugün 20-30 tane Türk ezberlemesi, o yöre sanatçısıdır. Değil mi? Sahneniz emekçinin hakkını o zaman ne olur? Yemiş olur o insan. Doğru, kesinlikle. Sizi dinlemeye gelen Yusuf Fenerci, sizi dinlemeye gelen bir müşteriniz Ege bölgesinden istedi. Tabii, okumak zorundasın. O şiveleri, o repertuarı tabii, geniş tutmak gerekiyor zorundasın. Ki sanatçı, tabii, halka mal olmuş bir sanatçı, değil mi hocam? Tabii, herkese tabii hitap etmesi gerekiyor, değil mi? Eğer ki bir restoranda, Türk, hı-hı, evinde çalışan bir sanatçı, her yöreden okuması lazım. Çünkü niye? Bugün Tekirdağlısı da gelir, Trabzonlusu da gelir, Vanlısı da Denizli'den gelir, Erzurumlusu, Ege'si de gelir, Batısı da gelir. Ege'den okuyorsan gari tabii demen şart yani. Tabii. Hadi gari. Hadi gari. Evet, hadi mutlaka gari. Kesinlikle. Onun için bugün evet mesela Kadir, ben fazla televizyon nedeniyle Türk evlerinde sahne almıyorum. Hı-hı. Ben de bir başka bir kanalda program yapıyorum cuma akşamları. Hı-hı. Şimdi Kadir konuşacağız, program hakkında da konuşacağız. Kadir program her akşam, izleniyor. Kadir evet her akşam Beyoğlu Ekin Türk evinde sahne alıyor. Hı-hı. Ama şimdi Beyoğlu gibi bir yerde Türk evinde sahne almak kolay değil. Değil mi? Ama bugün repertuarına baktığınız zaman yok yok. Evet. Çünkü niye ezberlemek zorunda? Evet. Daha yaşı kaç? Evet. 19 yaşında evet, Kadir. Evet. Aslında başarının sırrı da burada geliyor. Buradan geliyor aslında yani, değil mi? Başarının sırlarını siz değerli üstadlardan alacağız. Hem olun, bana çünkü sizlerden çok küçüğüm. Başarının sırrı, evet, kulvarlarımız farklı. Sizler müzisyenlik anlamında, sanatçılık anlamında, bizler kamera önü nacizane sunuculuk sıfatıyla işimizi yapmaya çalışıyoruz. İşin akademik kısmında da yer almış insan olaraktan ben. Bunları konuşacağız. Başarının sırlarını konuşacağız. Emekleri konuşacağız. Türküler diyeceğiz. Ama ne zaman sevgili izleyenler, malumunuz para kazanmamız lazım. Reklamlar. Bir reklam arası sonrasında bizler buradayız. Bir yere ayrılmayın lütfen. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa.